Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı Özgün Yayınları sayfa 31, 32, 33, 34'ü işleyeceğiz. Kaşağı serbest okuma metni etkinlik cevapları. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dada ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla birlikte onları suya götürmek, sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hele tımar bu en zevkli şeydi. Dede ruh eline kaşağı alıp tıpkı bir saat gibi tık tık tıkı tık işe başladı mı yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tuttururdum. O zaman dede ruh beni tosunum sırtına koyar, elime kaşağı verir, haydi yap derdi. Bu demir aleti hayvanın üstüne sürter ama o ahenkli tıkırtıyı çıkaramazdı. At ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyordu. Kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın tosun huysuzlanır. O zaman dede ruh höt diye seslenir. Öteki atları tımara başlardı. Bir gün Hasan'la dede ruh dere kıyısına inmişlerdi. İçimde tımar etme hırsı uyandı. Kaşağını aradım, bulamadım. Dede ruhun penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim, rafları aradım. Eğerlerin arasına falan baktım. Yok yok, yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bir bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. Yerden kaldırabileceğim ağır bir taş bularak kaşağın üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen belki de dede ruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağını ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Cevap. 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 31, 32, 33, 34 cevapları Özgün Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmaktadır. Okuma metnini bir iki defa okumanızı gelecek sorulara karşı tavsiye ederiz. İyi dersler dileriz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forumsayfacevapları.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.